90 dakikayı bitiren düdüğü çaldı. 3 haftalık aradan sonra efendim Beşiktaş 3 puanın sahibi oldu. Tek golle Giresunspor'da 4 haftadır kazanamıyordu. Beşiktaş da evinde oynayacağı Dolmabahçe'deki Trabzonspor maçından önce 3 puanı 1-0'lık galibiyetle elde ederek hem moral buldu hem de e, bu e, galibiyetsizlik serisine Son vermiş oldu. Efendim Adana Demir, Gazi Atıp Adana Demir spor maçı. Şöyle görüyorsunuz hemen e, balkonumuzda 1-1 bitmişti. Ankara gücü İstanbul Sporu 2-1 yendi. Son bölümde bulduğu golle. Antalya Konya maçı 1-1 sona erdi. Orada da bir uzatma bölümü golü var. Burada da Beşiktaş 1-0 kazandı. Yarın Fenerbahçe-Kara Gümrük maçından sonra yine birlikte olacağız. Trabzonspor-Kasımpaşa maçı da pazartesi akşamı. Tabi o gün bir de Başakşehir-Sivas maçı var. Hocam malumun ilamı diyorlar bu Hı. işe. Hani offside imdada yetişti ama ilk yarıdaki öylesine... ilk poz... pozisyona offside geldi değil i̇lk mi? İlk pozisyona offside geldi. Nasıl çizgi... Hocam bana ilk seyrettiğimde o sayt geldi pozisyon. Bir kere bunu söyleyeyim. Ama çizgiyi bir yere çekmişler. Çizgiyi çektikleri yer el yahu. Yok. Bana da öyle şeyler geliyor. Yani el el nasıl olsaydı bana. Sana da mı öyle geliyor. Bakacağım. Ben pozisyonu izlerken o saat dedim ilk gördüğümde ama çizginin olduğu, çekildiği yere bakıyorum. Elden çekmiş Elle gol atılıyorsa eyvallah. Eee... Hocam ama bilmiyorum yani. yani bakacağız. Hele hocam ama bir gerçek var. Yani şimdi bir bir bitse yazık olurdu Beşiktaş'a ve be. hocam o da işin bir başka tarafı yani. Ha şunu da söylemiyorum. Şey neyse pozisyonun hakkı o verilsin. O ayrı. Ben abi. futbol olarak diyorum. İlk yeri tamam Beşiktaş ikinci yeri yok. Yok evet. İlk yeri tamam. Ama giriş İlk yarı yarı da ama Giresun çok yok. kötü. Evet. Ama ikinci yeri Giresun oyuncuları aldıkça aldıkça farklı bir hale geldi. Niye bunu daha evvel yapmadı onu anlamadım hoca. E devre arasında herhalde Hakan Keleş bir müdahale etti. O istemediği pek ya şey. her vardı. oyuncu soktu oyuncu oyuna etki olmaya başladı. Bak, der bir de hocam o kadar giren oyuncular Beşiktaş lehine oyunu değiştirmişti. Onu söz konuştuk geçen hafta hatırlarsan. Evet. 71 72'den sonra o dakikaya kadar Fenerbahçe'yi iken 71 72'den sonra Gezalin, Tayfun'u, Tayfun'un falan girmesi Oyunu Beşiktaş'ın lehine çevir dedik. Bugün o değişiklikler aynı verimi vermedi mesela. Bu sefer olmadı. O değişiklikler ilaç olmadı Beşiktaş'a. Hocam zemin falan da çok kötü rezalet. Hocam ya. böyle zeminde de yani düşünsene Delali White Hart Lane'de oynuyor. Sonra geliyor burada oynuyor. Adam nereye düştük biz falan diye bakıyordur. Hocam ya Gazi Koçluğu'na gittim. Hibodum'un Çin pisti Giresun'un sahasından iyi. Atların koştuğu atların koştu, pist. Tabii. Atların, beygirlerin koştuğu pist. At deyip geçme hocam onlar iyi. çok değerli. <laughs> e bizim topçular değersiz mi? İşte onlar da değerli evet doğru söylüyorsun. Yani, ama atlarınki daha iyiydi. Evet. Onların zemin daha düz. Ya oraya ya Hipodrom daha iyi bakıyor. Ya Hipodrom'dan bir adam alın. Oradan ekmek yiyorlar. Eyvucumdan bir adam isteyin ya Giresunlar. Hocam vallahi. Beygir değil, Hep Aynı şey ya. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Yazıktır. Şimdi e... Hocam çaresi ne? Oynatmayacaksın. Kardeşim bu zeminde oynatma. Doğru söylüyorsun. Neresi? Doğru söylüyorsun. Samsun Doğru söylüyorsun. yakın. Neresi Ordu'y. Ama demişlerdi ki federasyondan sezon başında kötü olan yerlerde müdahale edilecek işte. Yani. Süre verilecek, yani, Düzeltilecek. bunlar. Musa var ya. Bu bayağı. Bir... Yağmurlar başlamadı daha tam Karadeniz'de. Bir yağmurlar başlasın bir ay sonra filan burası burası şey oluyor. Oynamak isteyen takım için büyük dezavantaj bu. Oynayamazsın. Oynayamazsın hocam. Nasıl yapacaksın top? Sen beni zorlayacaksın mesela Konya'yı zorladılar. Konya zeminini yaptı. Evet tabi. Bozuk zemin. Gitti dışarıda oynadı. E Sen de dışarıda oynat abi. Ya da bak kim bakıyorsa evet. bakmasını sağla. Evet. Şimdi getireceğiz mesela şey o Atatürk Olimpiyat salı. Olimpiyat salı zeminiyle bu zemini getirelim abi var mı İlkeleri hazırda müseyincim varsa. varsa hazırda oraya herhalde spor Bakanlığı şey bakıyor gençlik spor falan bakıyor herhalde abi bak hocam böyle olunca şimdi Beşiktaş mesela bu İstanbul sporunca. burada oynadığın gibi olur mu şimdi bak zemine evet. bak pırıl pırıl dümdüz şimdi bugünü birazdan göreceğiz. Burada halı gibi zemin. Evet. Çünkü sezon başında burada maçta verdiğimiz için oraya gidip hani yerinde görüp üzerine basmak o çimi hissetme imkanımız da oldu. Pırıl pırıl. Öyle olunca oynuyorsun. Diğer türlü olunca oynayamıyorsun. Evet, Peki hocam bakarım. bu şeyi soracağım sana. Beşiktaş'ta şu özellikle 60'tan sonraki düşüşlere çözüm üretemedi şey Valerian İsmail. Ya bu fiziksel açıdan mı açıklanabilir, konsantrasyon kaybıyla mı açıklanabilir, girenler çıkanlar makas farkı yani oynayanlarla yedekler arasındaki makas açık diye mi ya da bunların hepsi mi bilmiyorum ama bir yerde bir problem var yani Beşiktaş oyunun bir bölümünü oynuyor oyunun bir bölümünü de oynayınca bu kadar üstün oynadığı bir 45 dakikadan sonra bu kadar force ettiği bir hadi 45 50 55 diyeyim ben. 55 dakikadan Fenerbahçe sonra Bahçe yazık var. yani şu durum. Fenerbahçe maçında oyuna giren bir iki oyuncu bir iki pozisyon buldu Beşiktaş Fenerbahçe maçında de evet. sonla doğru derbide. Ama genelde Beşiktaş son yarım saatte 25 dakikada iyi oynamıyor. Evet. Kaybettiği maçlara bak. Bak bu maçı da mesela offside'a bakacağız şimdi bu maçı da beraber bitirebilirdi. Hatta kaybedebilirdi. O golün üzerine bir gol daha yiyebilirdi. O zaman ne olacak? Yani Beşiktaş gittikçe iyi olması gerekirken gittikçe iyi olmuyor. Bak gittikçe iyi olması gerekirken gittikçe olmuyor. Şey maça giriyor bizim milli takımın santriforu. Cenk Tosun mu? Cenk abi girer girmez sarı kart giriyor. Girer girmez. İşte biraz fazlasını yapmak istiyor ama fizik gücü ona yeterli değil. Ama olmaz. Oyuncuyu arkadan çekiyor evet, bu tamam. sefer. Atıldı biliyorsun bir maçta girdi ha, atıldı. atıldı. Tabii tabii. Daha girer girmez sadıkat gördü. Bu şunu gösteriyor futbolcu sağda değil. Yani niyetiyle. De Azra diyor ki çok hırslı. Hayır vücut. abi. Onu kafaya etmem. uyamıyor. Olmaz vücut abi. Hazır değil. Olmaz abi. Ben Ronaldo'nun da yedek kulübesindeki halini gördüm. Hiç böyle bir şeyler yapmıyorlardı. Girdiği zaman da oynuyordu. Ronaldo. Düşün. E ee, hocam. Ronaldo. Redmondson... Ronaldo'nun da adı biliyorsun Galatasaray'la İspanyol Öyle geçiyor. Şey... Dün bizim artı futbolda Bayağı. Levent abi konuştu. Redmond'un çıkarken biraz vücut dili, evet, isyankar herhalde o kendine e, isyan ediyor. Niye düşünüyorum? Tiktik adamın yanından geçerken o isyanı gösterme. Evet. Ben onu iyi ne vermez. olduğunu anlayamam. Teknik adamı mı gösteriyorsun? kendineme gösteriyorsun? Onu yapacağına sahada koş. Sahada al ver bir şeyler yap. Mücadele et. Hocam bir var tane isabetli şutu var Giresun Spor'un. Beşiktaş 14'te 5 22-11. Hani ne olursa olsun tekrar söylüyorum. Hani Beşiktaş için bu maç berabere bitseydi yazık olurdu. Ben öyle düşünüyorum. Yazık olurdu hocam. Evet de biter miydi biterdi. Biterdi biterdi. Şimdi o pozisyona da bakacağız. Şimdi bir de madalyonun da diğer yüzü var. Bana garip geldi yani. Bir şimdi. de futbol netice oyunu abi. E doğru söylüyorsun. Yani o senin dediğin Hatice. Evet. Bir de netice var. Benim dediğim için duygusal kısmı. Tabii. Bu işin matematiği. Şu bir bir olsaydı ne olacaktı? Ya, ya. Valeri'nin bir ayağı çukura girecekti ya. gene. Hem de dördüncü, gene. dördüncü maçta galibiyetsizlik haftaya Trabzon maçı. Haftaya Trabzon maçı var. Eee? Evet. Bu galibiyet... Seni Beşiktaş tatmin ediyor mu 90 dakika seyredince? Yok. Şu Emin anda etmiyor. o aşamada değil. Değil. Halbuki o ışığı veriyordu ilk 2-3 hafta. Bak Başakşehir maçını seyredersem seyrettiğim zamanlardan keyif alıyorum. Fenerbahçe maçını seyredersem keyif alıyorum. Galatasaray keyif vermiyor henüz. Eşiktaş, bölüm, bölüm bölüm. Çok az. Saman Ali oluyor iniyor ki iyi değil. Beşiktaş da öyle. Başka Trabzon hiç vermiyor. Eee? Şey gitti. Antalya gitti. Gözükürde yok. Adana de, Demir Spor zaman heyecan zaman. veriyor. Orada dünkü maçta hocam çok isyan ettiler ya. Onun telefon 6 dakika uzatmıyor. Öyleymiş ama. Isyan yani şey. seyredenler var. Öyleymiş. Yani Bir şey söyleyeceğim sana. Dün geçen hafta konuştuk. Çok da gündem oldu sonra topun oyunda kalma süreleriyle ilgili. Yani e, 62-63 dakikalar var. Avrupa'da bu hafta. Baktım ben maçların tamamına. Yani işte Almanya'da 60 dakikalar hep o civarlarda. 59, 60, 61. Ee, Fransa'da Paris Saint Germain maçı 63 dakika mı ne kalmış geçen hafta? 3'te 2'yi geçiyor. Şimdi bizde bir de 110 dakika oynanıyor. Diyelim 10 dakika uzatma vardı bugün mesela. Ee, ona rağmen 51 dakika falan oluyor. Ya bu ne biçim bir çiledir? Yazık. Yere atan, dün Okan Hoca da diyordu... Yere atan kalkmıyor. Hakemler prim veriyor. Bir yandan dıt 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 düdükle kesiyorsun. Diğer yandan kimisi uzatıyor, kimisi uzatamıyor. Adana Demir Maçı'nda 6 dakika işte. Hocam. En az 10 dakika olmalı. Seyirci, olmadı. seyirci ve biz televizyon başındakiler hakemi ne zaman görürüz? Arkadaşlar bu logoyu değiştirelim. Niye Sivas var orada? Şuradaki yogoyu değiştirelim. Hocam sana bir soru. Evet hocam. 10 puanlık bir soru. Ee, hakemi hakemi oyun oynanırken ne zaman görürsün? E düdük çaldığında görürüm yoksa, çaldığını yoksa hakem görürsün. hakem ortada olmaması lazım. Tabii düdük çaldığında görürsün. İşte ben sana dedim ya hocam ya şey maçı eee AYK'larınca maçı. Adam oyna, oyna İngilizce oyna, 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 devam dedi. Hiç Çalmadı çalmadı. Herkes, Herkes başladı oynama oynamaya başladı bu sefer. Baktılar ki papuç pahalı. Hakemlerin gücü yetmiyor. Oyun bilgileri yok. Güçleri yok. Oyun durduğu zaman bir de oyuncularla muhabbet başlıyor hocam. İki saat konuşuyorlar. Evet. Bugün gene Yaşar Kemal Uğurlu 3-4 pozisyonda oyunun içinde kaldı. Hikaye anlatıyorlar. Top atacaklardı. Karşılıklı konuşuyorlar. Ya tablo mavla verelim. Ufak şey atalım size. Çocuklar böyle tavırlar var. Hani yazlıkta bu, bu sene öyleydi ya. pandemi de hemen açıyorlar. Bir tabla verelim size. <laughs> Topçularla bir Mıknatısı iki atın. Tabla. Evet Mıknatısı bir iki atın. Deniz kenarı. Dübeş, dubara. şu seyirci bu televizyon başındaki para veriyor maçı izlemek için. Para veriyor. E, maçlara gidiyor, ucuz değil. Yani bugün gelinen noktada karşılığını vereceksin bu adamlara. Yazıktır, günahktır ya. Hırsız kim? E i̇şte futbolcusu, hakemi kim buna Hayır yol lan. açıyorsa. Hırsız futbolcu. Çalmak istiyor. Ya yani hırsız derken teşbih yapıyoruz. Futbol hırsızı, pozisyon hırsızı. Kim futbolcu çalmak istiyor, değil mi? Peki futbolcunun çalmasına müsaade eden kim? E i̇şte polis. Polis kim? Hakem. Göz yumuyor polis. Yani orada hırsızlık oluyor. Polis arkasını dönüp gidiyor. He, bak, o adam zaman... adam damdan eve giriyor. Ben ee, şeyden balkondan eve giriyor. Polis görüyor. Bana ne diyor? La adam hırsızlık yapıyor. Yakalasana. Yakala onu ya. Düştü. Bir, iki. Sen benim cebimden para çalıyorsun. Hadi rakip takımın puanını çalıyorsun. Rakip takımın saatini çalıyorsun. E benim de paramı cebimden çalıyorsun. Ya. Hırsızın başı sizsiniz futbolcular ve hakemler. Yine teşbih olarak söylüyorum. Bir şey daha soracağım. Ya söylemeye madem gerek hakem, yok. Bak, Hırsız tutup şey söyleyeceğim. Ne diyeceğiz ki başka Bizim türlü? Başka bir şey daha soracağım sana. Hocam ya devre araları bizde niye 15 dakika değil? Niye <laughs> 15 dakika değil? Ben şimdi var mı o çocuklar liste arkadaşlar? Ben sana söyleyeyim. Sağa çok ağır dinleniyorlar fazla. Niye 10 on... <laughs> Bu maç kaç dakika biliyor musun devre Devraz? 17.55. Bak geçen haftaki derbi 19 dakika 19 saniye devre arası. Ey futbol severler. Yani 20 dakika. Adana Demirspor Galatasaray maçı. Geçen haftaki maçlar 17.49. Kayseri Trabzon 17.33. Derbinin neredeyse 20 dakika. Bugün az önce biten Beşiktaş maçının 18 dakika. Niye ya? Niye hala sana, şimdi bak saat 21:17 bekliyoruz şey, sana sana maç şimdi, gelsin sana şimdi, diye. Sana şimdi bir şey söyleyeyim mi? Şampiyonlar Ligi'nde. Yapsana. Değil bir ya. dakika bir geciktir. Bak ne oluyorsun? Niye? Ne? Dünya Kupası'nda Avrupa bir dakika geciktir. Niye? Reklam payı seni duman eder. Duman eder seni. Saniye saniye. Niye yok? Şampiyonlar Ligi'ne bakın saatlere. Niye? UEFA maçlarına bakın. Dünya Kupalarına bakın. Abi bizde oynanan orta oyunu. Bizde herkes aynı haltın peşinden gidiyor. Bu nasıl oluyor? Bunu birisi anlatsın ya. Şu devre arası 20 dakika nasıl maçı uzatmıyor oluyor. ama devre arasını uzun tutuyor. Sen çık kardeşim sahaya. Ha ne oluyor biliyor musun? Görevli geliyor diyor ki hakemlere abi diyor çıktılar sahaya sen de çıkabilirsin. Hayır kardeşim hayır Ha öyle mi oluyor tabii olsun? öyle olur Oo. Bak, takımlar çıktı ne hocam buyurun yok abi takımlar çıktı buyurun ben gelirim iki dakika kala santraya dururum tam zamanında başlatmazsam rapor ederim cezayir o takım ya hocam ya bunların hepsi kural ya bunların hepsi kural ya ben kural, bunları, kural ben bunları de, kural yaşadım abi ben bunları yaşadım ben bunları kitaptan okumadım hocam Hani o var ya kitap okuyan. Ben kitaptan okumadım. Ben yaşadım bunda. Avrupa'da filan nasıl biliyor musun? EFA maçı filan. Mesela bir stadın hakem odasıyla futbolcu odası mesela bir başka stadda bir buçuk dakikada yürüyorsun. Bir başka stadda iki dakika yirmi saniyede yürüyorsun. Sana sana hakem olarak kapıyı kapatıp sahaya gidip maça başlama süresini yazıyorlar. Diyorlar ki 14.42'de soyunma odasını terk et. Sen 14.42'de kapıyı kapatıp çıkıyorsun. Hocam Stewart'a tak tak. Sıkıyorsa tak. çıkma. Çağırıyor zaten seni. Sıkıyorsa çıkma. Hocam ya bizde ne var ya biliyorsun. İdare et abi ya idare et abi ya. Bizde idare ed. Bizim bu Tansu Polatka'nın lafıdır çok. Hoşuma gider o. Tansu hep. Ya bizde de Erman'cığım idare et abi. Her yerde idare et abi. Tabii. Polise yakalan trafikte idare et abi. Ona yap idare et abi. Piyaçkaya. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Daldan dala ya. ya daldan dala uçuyorum hocam. İnanamadığım bir şey var biliyor musun? Şimdi aklıma geldi. Hocam ya üniversite giriş imtihanı yapılıyor. Üniversite giriş imtihanına geç gidip kapıda kalıp ağlıyorlar, kendilerini yere atıyorlar. Ulan üniversite giriş imtihanına gidiyorsun. Üç gün evvelden git. Nerede gireceksen bul. Oraya git. Yarım saat evver. Otur. Ya üniversite ben orada yaptı. Abi diyorsun. diyor idare et ben gireyim diyor polisi. Polis diyor alamam kardeşim. Ya inanamıyorum. Bu adam üniversiteyi bitirecek sana bana faydası olacak. Yürü git lan senin bana falan faydan olmaz. Üniversite giriş imtihanı ya 3 yıl 4 yıl hazırlanıyorsun. Geç kalıyorsun ya. Otobüs olmamış. Lan yürüyerek koşarak gel ona üniversite imtihanına. İllet oluyorum ya. Görüntüleri seyrediyorum. Bu adamlar ileride Türk vatandaşı olarak ülkeye hizmet edecekler. Yürüyün gidin la siz. <laughs> Yürüyün gidin. Suriyeliler geliyor zaten. Siz de bu tarafa gidin. nasıl kaçırırsın ya hoca? Allah aşkına bana söyler misin? İzah et. Evet. Üniversite okudun. Lan bir hafta evvelden gittim. Nerede gireceğim ve baktım. Allah öyleydi. Öyleydi. Gözüne de, ya, girmiyor. Şeyde, çocuklara da bir şey söylemek istemiyorum. Yok abi yani. ya. Olur mu öyle şey ya? İşte aynı ya. i̇dare et abi. Maç başlıyor 50 dakika. Ha maçın sonundan çalıyorlar ortadan da veriyorlar. İşte o, o olmuyor o zaman. Orada standart olmayınca olmuyor. Olmuyor. Buna kim hakim olacak hocam? E olacak. Futbol hocam. Federasyonu denen kuruluş. Futbol Federasyonu nerede? Merak ediyorum ya. Merkez Hakem Komitesi'ne bu ne rezalet diyor mu? Diyor e, bu sahada top oynattırmaya razı olan bir futbol federasyonu nerede? Nerede ya? Allah aşkına. Bu, bu, işi görecek olan federasyon abi. Tabii. Orada tonlarca insana maaş veriyorlar. Oho, kredi kartlarıyla neyse çıkarmaya başlamışlar. Evet. Öyle geldi haber. Öyle geldi. Sonunda. Kartlar girip. İşte gidip, yavaş yavaş ama buralara da alıyorlar. gelmek lazım artık. Sıranın bu işlere de gelmesi lazım adım adım ama işte biriken iş çok. Biriken iş çok. şimdi bugün ilk yerde ben Tayyip Talha'yı beğendim. özellikle Tayfun iyiydi. Jetson Fernandez iyiydi ama işte dedik ya belli bir şeyden sonra yine de iyi oldukları bölüme bir e, vurgu yapacak olursak Mesela Jetson Fernandez Beşiktaş için önemli oyuncu Tayyip önemli transfer hani sadece gol attı diye demiyorum ama e, değerli oyuncu e, Tayfun da o yerli matematiğinde bunlar işte sıkıntıya yol açıyor Şimdi mesela sakatlandı Uğurcan da sakat. O şey sakatlıkları da niye oluyor? Onu ya da anlamadım abi ya. sezon başı bir maç çok keyif aldım Beşiktaş'tan. Hatta dedim ki ya bu sene Beşiktaş inşallah iyi olur da. Keyifli seyredir. Son olmadı abi. Bir iki maç biraz. Sonra hoca hep geriye gitti. Durdu geriye gitti. İlerisi yok. Bak Fenerbahçe için aynı şeyi söylemiyoruz. Fenerbahçe hep bir şeyler yapmak istiyor. Ne bileyim. Başakşehir bir şeyler yapmak istiyor seyrettiğim maçlarda. Görüyorum. Zaten Avrupa'da da ikisi oynuyor doğru dürüst. E diğerleri yok abi. Galatasaray, Saman Alevi, Trabzon, Keçi Boynuzu. Çiğne çiğne vermiyor tat e, e nasıl iş abi? Bizi böyle beyanatlarla falan uyutmayın ya. Çıkın top oynayın abi. Ben sahaya bakacağım. Dokuzun top oynayacağım. Hocam dokuzuncu hafta oldu. İki takım keyif veriyor. Bir Fener, bir Başakşehir. Başka? Var mı senin gördüğün Ha Adana Demirspor'da bak iyi işler yapıyorlar Allah var. İşte Adana Demirspor'da falan değil. Bölüm bölümde Galatasaray. Evet. Bölüm Ama bölüm kopuk galiba. kopuk. Yani. Beşiktaş da yapıyordu da işte ben... E yok. Hadi. Ne diyor Joseph Tüm takımı tebrik ediyorum. Ge bak hocam. Gerçekten çok kötü zeminde kaliteden bahsedemeyiz. Şimdi bu da burada da haklılık payı var işte. Sabahtan beri onu konuşuyoruz. Nasıl oynayacaksın? Ya, Kalbimizle böyle. savaştık. Bunu yaptık. Daha farklı skorla kazanmayı hak ettik. Zor şartlarda galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu, sağ, saha, bu sahanın mutlaka 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 rehabilite olması lazım. Bu zeminde oynanmaz. Böyle olmaz. Hocam şey. ben anlamam ya. O zemin bu zemin kapatırsın sahayı dışarıya alırsın hocam. İşte onu. Bu kadar basit ya. Bu sahada oynatmıyorum kardeşim. Sahayı düzeltene kadar siz dışarıda oynatacaksınız. Ne olacak? Ya iki hafta evvel Ankara gücü zeminine rapor yazıyor. Temsilci. Diyor ki bu zeminde futbol işte yüzde yetmiş oynanmaz gibi bir rakam yazıyor duyduğuma göre. Hmm. Federasyondan başkana diyorlar ki Ankara Cücü Başkanı'na zemininiz kötü. Bundan sonra oynayacağız iki maç. Biri Fener, biri başka maç. Dışarıda oynayacaksınız. Ona göre diyorlar. Ankara Gücü Başkanı da diyor ki biz sahayı düzelteceğiz. Merak etmeyin diyorlar. Düzeltirsiniz, oynatırız diyorlar. Tamam. Bunu diyorlar. Acaba buraya Benim duyduğum. Mi? Benim duyduğum. Hatta bir araştırdım. böyle. E bu? E nasıl oynanacak? Buradaki temsilci nasıl yazacak sahaya? Yüzde yetmiş mi? Yüzde kırk mı? Yüzde yirmi beş. Yüzde yirmi futbol oynanır. Yüzde yetmiş futbol oynanmaz. Ankara gücünün sahasında yüzde yetmişi nereden buldun temsilci? Yüzde seksen yazsan başka olacak. Ya söylüyorum bunları size bak. Hmm, enteresan İttip bir şey olarak söylüyorum. Evet. Sonunda. Evet.